Başkası varsa eğer onun da hakkını yemeyelim ama Türkiye'de yiğit hakkında video çeken tek YouTube kanalı benim diye biliyorum. Kendisi 2022 yılından beri en çok dinlediğim sanatçılar arasında. Benim havamı değiştirmesiyle, eğlenceli hale sokmasıyla ve özgüvenimi boostlamasıyla beraber en çok dinlediğim sanatçılardan biri olmuştu ve çıkarttığı her yeni albümde, her yaptığı yeniliklerle birlikte kendine daha da çok bağlamıştı. Öyle ki tek benim tarafından değil, edit yapanlar tarafından da gerçekten çok sevilmişti. Çünkü gerçekten yaptığı müzikler insanın özgüvenini yükseltiyordu. Yeni çıkarttığı lifestyle albümünden de beklentimiz gerçekten üst seviyedeydi. Yiğit konserlerine giden insanlar adrenalinin yükselmesiyle, Yiğit'in şarkı sözleriyle onlara verdiği özgüvenle birlikte gerçekten konser alanında çılgına dönüyorlardı. Bunu en iyi yapan sanatçılardan Travis Scott'a rakip bile olabilirdi belki de bu konuda. Peki bu kadar sabırsızlıkla beklediğimiz albüm niçin bizim için hayal kırıklığı oldu? Albümün iyi yönlerini, kötü yönlerini başardıklarını ve başaramadıklarını gelin birlikte konuşalım. Yiğit'in Lifestyle albümü onun müzikal gelişiminde önemli bir adım temsil ediyor. Albümün prodüksiyonunda öne çıkan unsurlar arasında ağır bas, sert vuruşlu kickler ve endüstriyel bozulmuş synth sesleri yer alıyor. Bu tarz rage şarkılar için vazgeçilmezlerden bir tanesi synthler diyebiliriz. Öyle ki kendi ismini bile bu bozulmuş synthlerden alan albümün baş yapımcısı sintetik albüm için 4800'den fazla beat üretmiş. Bu süreç Yiğit'in prodüksiyon sürecine ne kadar dikkatle yaklaştığını gösteriyor. Şarkılarda sürekli hissedilen yoğun bas özellikle Geek Time ve Be Quiet parçalarında ön plana çıkıyor. şarkılarda Yiğit'in sert ve kaotik atmosferi güçlü ritimlerle birleşince dinleyiciyi adeta sarsıyor. Flağı dolduran bas ve tekinsiz synthler şarkılarda uzay çağını andıran bir hava katıyor ve albümdeki kickler şarkıların temposunu belirlerken enerjiyi de sürekli yukarıda tutuyor. Yani Gucci bize bunun Türkçesini de anlatır mısın peki? Evet anlatırım. Albümdeki şarkıların ritmi gerçekten yüksek ve size albümde tutmayı yeterli bir seviyede. Albümde öne çıkan şarkılardan Lifestyle Lil Durk'ün katılımıyla dikkat çekiyor. Trenches, Mali, Albümde Don Toliver ve Summers gibi isimlerin yer aldığı parçalar ise albüme farklı tatlar kattığını söyleyebiliriz. Özellikle Go To Work ve So Mid gibi şarkılarda Yiğit'in kendine özgü tarzını tanımlayıcı nitelikte. Albümde genel olarak Yiğit'in enerjik ve agresif tarzı gösterilirken zaman zaman da kişisel ve daha duygusal temalara da yer verilmiş. Örnek verecek olursak You Don't Know Life. Yeah, listen, gibi parçalar Yiğit'in 3 dünyasındaki çatışmaları da dinleyiciye sunuyor. Böylelikle sadece yüksek tempolu değil aynı zamanda daha derin bir dinleme deneyiminde de yarattığını söyleyebilirim. Albümün en çok dinlenen parçası şu an itibariyle Geek Time parçası. Geek Time parçasında aynı loop'un şarkının başlangıcından sonuna kadar devam ettiğini görüyoruz. <laughs> Bu benim hoşuma gitmedi. Get Busy gibi parçalarda da biz bununla karşılaşıyorduk. Loop'un kulağa güzel gelmesinden dolayıydı. Loop seçiminden dolayıydı. Ben öyle düşünüyorum. Shut the fuck up şarkısında bizi çok güzel bir intro karşılamıştı. Ben bu intro'yu özellikle sevdim. <laughs> Daha önceden de söylediğim gibi şarkıdaki yüksek baslar Yiğit'in bize enerjik ve agresif yönünü gerçekten yansıtmıştı. Yine Daytime şarkısında fütüristik biraz daha uzaylı tarzı beatler de kullanılmıştı. Şarkılar her ne kadar fena değil kategorisinde adlandırsak da uzun soluklu dinleyeceğim yiğit şarkıları gibi gelmedi bana. Kendinizi editteymiş gibi hissettiğiniz yiğit şarkıları olurdu. Heard of Me mesela bu albümde o at sürme efektini sanki bir savaştaymışız hissini bana veren şarkılardan bir tanesi oldu. <laughs> Genel olarak albüm içerisinde baktığımızda 2093 albümüne yaptığım eleştirilerden bir tanesi intro kısımlarının çok uzun tutulduğuydu. Uzun tutulduğu için albümün süresi de uzun olduğu için bu intro kısımları beni biraz ilk dinleyişte sıkmıştı. Bunu sadece albüm dinlemek olarak düşünebiliriz. Albümü uzun dinlediğinizde evet bazı parçaların arka arkaya gelmesi sizi sıkıyor. Ama tekil olarak şarkıları dinlediğinizde bu introlar şarkılara zarar vermiyordu bence. Bu albümde ise önceki albümde yaptıkları gibi uzun introlar tutulmamış ve deneysel hareketlerin daha minimalize edildiğini ben gördüm. Mesela albümde Gone For A Minute diye bir şarkı vardı. Dinlediğim kısımda gerçekten sanki bir Kanye West altyapısıyla beraber eski Travis Scott'ı duyuyormuş gibi geldi. O mırıldanmalar bana Travis Scott'ın vibe'ını verirken Kanye West'in basslarını da duyuyor gibi oldum. Yine albümdeki orkestra şarkısı en iyi altyapılardan birisine sahipti. Elektro gitar bence Rage şarkılara çok güzel bir hava katıyor. <laughs> konserlerde de canlı bir şekilde bu enstrüman çalındığı için insanları gaza getirmede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Lifestyle geleceğe yönelik ve deneysel prodüksiyonlarıyla Yiğit'in trap dünyasındaki yerini daha sağlamlaştırdı. Albümdeki bas ağırlıklı altyapılar, endüstriyel synthler ve yoğun enerjili vuruşlar Yiğit'in müziğinde ne kadar yenilikçi ve yaratıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor bize. Prodüksiyon yoğunluğu olarak baktığımızda albümdeki prodüksiyon Yiğit'in karakteristik bas ağırlıklı sert trap tarzını korur bu tarzı daha da rafine hale getirmiş. Ama benim için albümde kaotik bir ortam vardı. Yani 2093'te yakaladığım temasal gidişatı bu albümde yaşayamadım albüm karışık da diyebilirdim. Şarkılar arasında geçişler olmasına rağmen bir bütün gibi hissetmedim albümü dinlerken ve bireysel olarak keyif aldığım albümlerde öne çıkan şarkılar oluyordu. Yiğit'in albümünde şu ana kadar benim için öne çıkan çok sevdiğim bir şarkı olmadı. Ortalama bir Yiğit albümüydü bence. Albümün başlangıç parçalarından olan Geek Time, Fate gibi şarkılarda güçlü basların olduğundan bahsetmiştim. Yine bu şarkılardaki boğuk synthler bence daha güzel olmuştu. Dinleyiciye bir enerji veriyordu. Albümdeki konuk sanatçılara bakmıştım. Albüme Lil Durk, Don Toliver, Kodak Black ve Summers gibi isimler eşlik etmişti. Ve albüme farklı tatlar kattığını da düşünüyorum bu isimlerin. Bu işbirlikleriyle beraber albüme sadece sert değil aynı zamanda daha melodik ve ritmik açıdan zingin bölümler kazandırdı. Her cuma günü Türkiye'de yeni çıkan rap şarkılarına bakıyoruz bildiğiniz gibi. Onların altyapısına baktığımızda ve Yiğit'in bu albümünün altyapısına baktığımızda Yiğit'in sanki gerçekten günümüze de değil de bir uzay çağında şarkı yaptığını düşünebilirsiniz. Hem enstrümanları olsun hem sesler olsun ve bunların birbiriyle ahengi üst düzeydeydi. Çok uzun dinlediğinizde ve benim gibi biraz da yaşınız varsa bir tık baş ağrısı yapabilir. Bir tek gıy, gıy gelebilir müzikler ama tekil olarak şarkıları dinlediğinizde gerçekten önceki albümlerde de olduğu gibi yüksek bir keyif yaşatıyordu. Bireysel olarak beni hayal kırıklığına uğratan en yüksek noktalardan bir tanesi Albümde gerçekten kendi hayatımla bağdaştıracağım, benim vibe'ımı değiştiren, beni keyiflendiren, beni mutlu eden özellikle bir iki parça çıkmasını beklerim ben. Albümdeki şarkılarla öyle yüksek bir bağ kuramadım şimdilik. Mesela Psycho CEO şarkısı vardı. If We Being Real şarkıları vardı. Yine Breathe, Talk, Split, Mad But That, Flawless, Money So Big, Get Busy ve belki de benim en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi Just Better. Bu tarz büyük bir bağ henüz o albümdeki şarkılarla kuramadım ama şunun da farkındayım biraz sindirmek de önemli. Zaman zaman böyle şeyler görebiliyoruz. İlk yediğinizdeki tat çok güzel olmasa da damağınızda bıraktığı tat bazen daha güzel olabiliyor albümlerde. Ama Yeet'in Lifestyle albümüne verdiğim puan 10 üzerinden buçuktu. Benim verdiğim puan düşüktü.